Transfer Merkez TV'den hepinize merabalar arkadaşlar. Alanya Kayseri Spor Teknik Direktörü Galip Gündoğlu ile beraberiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, nasılsınız? Sağ olun. Nasıl geçirdiniz kampı? Neler söylersiniz? Biz Temmuz ayının 13'ünde başladık ilk etapa. Alanya'da yaptık. Sonra ikinci etap için de buraya geldik. Şu anda 9. günümüz. Şu ana kadar çok iyi geçti. İki hazırlık maçı yaptık. Bugün de bir üçüncü hazırlık maçını yapıp ayın 18'inde de kampı bitireceğiz. Peki hocam, ligi değerlendirelim. Alanya Kestel'in geçen sezonki politikasını değerlendirelim. Neler söylersiniz? Ya ben son 6 maçta geldim. Levent Başkanımızın bir politikası var. Özellikle genç oyunculara yönelik. Amatörden çıktıktan sonra genç oyuncular almış, tecrübeli oyuncularla takviyeler yapılmış, sezona iyi başlamış, ikinci devre hocalama dönemine geçmiş, son 6 maçta da bizi çağırdılar, anlaştık. Biz de elimizden gelen başarıyı gösterip takımı ligde tuttuk. Bu sene de geçen seneki kadronun %80'i kiralık oyuncular vardı. Bu sene o politikanın dışarısında %90, %80 kendi oyuncumuz olsun diye transferlerimizi yaptık. Yine genç oyunculara ve aralarında tecrübeli oyuncuları alarak takımın %90'ı kendi oyuncularımız olarak sezona başladık. İddialıyız. Ne açısından iddialıyız? Genç ve dinamik takımız. Ligde playoff kovalamaya çalışacağız. Çok zorlu gruptayız. Bunun için çalışmalarımızı yapıyoruz. Sezonunda başladığı zaman da sezonun şekillendiği zaman 6-7 maçta ne tarafa gideceğimiz belli olacak. En çok çekindiğiniz takım hangisi? İnanın biz hiçbir takımdan çekinmiyoruz. Yani benim hem futbol oynar... Çok ilginç buldunuz. Çok ilginç buldum Iğdır takımı. Yani Iğdır'la İskenderun takım ilginç buluyorum. Özellikle 3. ligin bütçelerini aşan paralar veriliyor. Öyle duyuyoruz. Bu da bize Iğdır biraz daha farklı. Bu da bize ilginç geliyor. Peki sen de hocam, Alanya Spor'la kiralık oyuncularınız da olmuştu. Bu sene transfer döneminde neler oldu tam açıkçası takip edemedik. Yani Alanya Spor'la nasıl bir alışveriş var? Alanya Spor'un genç oyuncularından faydalanabiliyor musunuz? Alanya Spor bu konuda kapılarını Kestel Spor'a açabiliyor mu? Geçen sene kapılarını açmış. 4-5 tane oyuncu vardı. Ben son 6 maçta geldim. Kullandım zaten oyuncuları da. Bu sene yine Alanya'dan gelen geçen seneki 2-3 oyuncu kaldı ama Kestel Spor'un malı. Şu ana kadar Alanya'dan oyuncu gelmedi. Bir iki oyuncu istedik, onlar kamptalar. Hocanın raporu doğrultusunda bize verileceği söylendi ama şu ana kadar oyuncu gelmedi. Bu saatten sonra da gelirse de bilmiyorum yani. Şu anda tamamen kadromuzu oluşturduk. 24-25 kişiyiz. Ekstra olur. Ekstra olur. O da bizim istediğimiz, ismini verdiğimiz oyuncu olursa olur diye düşünüyorum. Hocam bir de ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Alt liglerde çalışıyorsunuz. Yani yıllardır bu liglere emek veren teknik direktörlerden birisiniz. Biraz bir şahsi bir soru. Alt liglerde teknik direktör olarak, teknik direktörlük mesleğiyle ilgili gördüğünüz en büyük problem, en büyük sıkıntı, en canınızı sıkan şey ve bunun düzeltilmesi gereken şey diye adlandıracağınız konu nedir? Buna değinebilir misiniz bizim için? Özellikle alt liglerde bulunan üçüncülük takımlarının altyapıları çok zayıf. Tesisleşme anlamında ve oyuncu anlamında buna bir an önce el atılması lazım. Biz de mesela geçen sene başlamış başkan, bu sene de aynı şekilde geliştirmeyi düşünüyor. Ama en büyük sıkıntı bu. Artı bunun yanında tesisleşme. Üçüncülüklerde çoğu takımın antrenman sahası yok. Olanlarda yarım saat 45 dakika uzaklıkta bir takım oyuncular antrenman yapacak. 1,5 saat, yani 90 dakika antrenman yapıp antrenmandan sonra 45 dakika gelip tesislerde duş alacak. Ters olduktan sonra yapılan antrenmanın hiçbir faydası olmadığını düşünüyorum. Onun için bir an önce alt liglerdeki, yani Türk futbolunun mutfağında amatörler de dahil tesisleşme olması lazım. En azından antrenman sahasının tesise yakın olması lazım. Futbolcu antrenmanı yaptığı zaman da gidip tesisinde duşunu alması lazım zaman geçirmeden. Yani bence en büyük sıkıntı bu. Bir de en büyük sıkıntılardan bir tanesi de gelirleri. Yıllardır iddiadan gelir geliyor ama yıllardır galibiyet, beraberlik ve muhalibiyet ücretleri aynı.
Bu da bence çok adaletsiz oluyor. Ligler yani, arasında da uçurum oluyor değil mi? Uçurum oluyor çünkü bu ücretlerle kulüplerin dönmesi mümkün değil. Bizim gibi kulüpler, özellikle Alanya Kestel gibi kulüplerde Türk futbolunun mutfağı altyapılardan, amatörlerden bulduğu gençlerle bu oyuncuları döner sermaye şeklinde oynatıp pazarlaması ve büyük kulüplere verip oradan gelen parayla da sezonlarını geçirmesini planlıyoruz ve o şekilde de devam ediyoruz. Başkanım aracılığıyla. Benim gördüğüm sıkıntıyı söyleyeyim hocam. Maçları izleyemiyoruz. Bizim de böyle bir sıkıntımız var. Yani yayıncı bir kuruluşun olması gerektiğini düşünüyoruz. Gerekirse şehirdeki kitleler, yani yerel kanallara uygun fiyatlı verilip, çünkü bizler bir spor severiz. Teknik direktör, scouting yapan gençlerimiz var. Futbol öğrenmek isteyen gençlerimiz var. Alt ligleri tanımak isteyen insanlarımız var. Veya oyuncuların, teknik direktörlerin piyasa yapabilmesi için, hani ne yaptıklarını anlatabilmeleri için, gösterebilmeleri için böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle geçen sezon Mysticom'un yaptığı yayın kalitesinin çok kalitesiz olduğunu düşünüyorum. Daha kaliteli şartlarda alt liglerin de yani insanlar tarafından keşfedilip izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı şeye ben de katılıyorum. Mysticom'da ben de maç seyrettim. Bazı maçlar seslendirilmiş, bazı maçlar seslendirilmemiş. Görüntü kalitesi de düşük. Oyuncunu tanıma şansın da yok. Ama dediğiniz gibi en azından ilin veya ilçenin görsel kanalları olduğu zaman yayın yaparsa, federasyonda buna izin verirse veya o kanallar maçları satın alıp kulübe faydası olacak şekilde değerlendirilirse çok güzel olur. Kesinlikle. Ben de aynı şeye katılıyorum, fikirlerinize katılıyorum. Bana sponsorluğu, yani transfer merkezi ailesine sponsorlu olarak firmalar destek olursa biz buna talibiz. Ben bütün şehir takımlarıyla anlaşırım. O zaman başkanımız burada, başkanla da görüştürürüz. Evet, hemen. Eyvallah hocam. Hocam çok teşekkürler, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sizinle iki gün önce tanıştık. İnanılmaz bir enerjiniz var. Bu enerjinizin sahaya da yansır ve umarım daha iyi yerlerde görürüz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Aynı şekilde sizden de ben o enerjiyi aldım. Geldiğiniz zaman o enerjiyi aldığım için o enerjiyi ben vermek istedim. Verdiğimi de düşünüyorum, söylediniz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler.